Evet sevgili dostlar, Bisiklet İşçiler kanalımıza hoş geldiniz tekrar. Tur yapanlar bilir, her turda mutlaka bisikletimizde yanımızda çok önemli şeyler taşırız. Öncelikle tamir setleri, işte efendime söyleyeyim, iç lastikler, pompalar, ondan sonra tamir yamaları, işte bıçakı, ondan sonra alyan seti vesaire vesaire bunlar taşınır. Ama ve lakin uzun tur yaparken tabii ki tek ihtiyacı olan şeyler bunlar değil. Daha da önemli şeyler var, tabii ki beslenmemiz çok önemli. Uzun turlarda birkaç gün sürüyor turlarınız. Belki bir hafta, belki iki hafta sürüyor. Şimdi öncelikle ben şunu söyleyeyim. Ben bikepacking olayı nereden sardım? Birçok arkadaştan duyuyordum. İnternetten de takip ediyorum. Hatta bazı kanalları ben takip ediyorum. Bisiklette böyle tur yapan insanlar. Çok hoşuma gidiyor. Bu yüzden ben de bir tane bikepacking çantası edinmeye karar verdim. Şimdi öncelikle şundan bahsedeyim. Ben bu tur konusunda veya bikepacking konusunda bir uzman değilim. Çok amatörüm. Bundan iki sene önce yaptığım bir turum vardı kendime göre. Kamplı tur yapmıştım. Yanıma çadırımı almıştım ama o bisikletim bir şehir bisikletiydi. Arkasına bir bagaj takıp, demir bagaj. Onunla heybelerle götürmüştüm. Bu kadro aslında biliyorsunuz Tribüen 500'lerde. Arkaya bagaj takılmasına da izin veren bir kadro. Şimdi gelelim. Uzman olmadığım halde bahsetmek isterim. Pack to Ride markasının Innova modeli olan bir çantaya. Bu çantayı tercih etme sebeplerinden bahsedeceğim. Özelliklerinden bahsetmeye çalışacağım anladığım kadarıyla. Biraz yakından bakalım. Nesi var, nesi yok. Nasıl bağlayacağız kadroya? Daha doğrusu sele altına diyelim. Onlara gireceğiz. Ondan sonra da notumuzu vereceğiz. Görüşürüz. Evet gençler. Çanta burada. Pack to Ride'ın sele alt çantası. Innova modeli. 18 litre hacme sahip. Küçük zamanda 12 litre bir hacme sahip olduğu sitesinde belirtiliyor. Ben çok çanta sahibi olmadığım için bikepacking konusunda pardon. Şimdi şuna göre şöylesi artı böylesi eksi diyemeyeceğim. Sadece bu çantayı baz alarak konuşabilirim. Kimsenin hakkını yemeyeyim, kimseye hak edir miyim? Şöyle söyleyeyim, tabii ki şu videoyu çekmeden önce ben bunu açtım. Denemesini de yaptım açıkçası ve çok sağlam durdu. Hani yoldayken çok düz durdu ki doğru bağlamamış olduğum halde tam olarak. Zaten bunu takacağız şimdi birazdan. Takışın nasıl olduğunu göstereceğim hızlıca. Bilmeyen arkadaşlar da alabilir. Şimdi hemen çantada kısaca şurada bahsedeyim. Arkadaşlar baktığım gözümle gördüğüm kadar dikişte çok sağlam duruyor. Ondan sonra şu cırcıklar çok sağlam ve geniş. Kalın bir yapıya sahip. Şurada kullanılan yani şu klipslerin olduğu yerler diyeyim. Şöyle yakından göstermeye çalışın. Dikişler 3'er kez atılmış. Yani çok başarılı buldum. İşte Pack to Ride yazısı burada. Yanında bir tane Pack to Ride yazısı var. İçi gayet geniş, düz. Burada cırt var. Açıyorsunuz sorbayı. Gayet güzel. Başka neden bahsedebilirim? Arka tarafı düz, alt tarafı daha doğrusu. Şimdi çok lafı uzatmayalım. Ben şimdi bunu kadroya takacağım. Nasıl takıldığını göstereceğim. Sonrasında dış çekimleri göstereyim. Orada biraz daha böyle çevresinde gezindi çantanın. Orada görüşürüz. Tabii ki çantanın genişliğinin şöyle olacağı için önce buraya montajlıyoruz. Yani şu. Yine söylüyorum, bu benim bildiğim yöntem. Daha iyi bilen varsa yorumlara yazsın. Ben de daha iyi söylemiş olayım. Ön şunları ben sabitliyorum. Şu cırtları. Bu da şöyle. Alttan başlıyorum. Cırtı buraya geçirdim. Ondan sonra şuradan geçiriyorum. Yani tam şöyle göstermiş olayım. Buradan bir kemeri var. Geçiriyorsunuz. İyice sıktığımız zaman şöyle. Tabura kadar geliyor. Aynı şeyi ikinci içinde yapıyorum. Şöyle. Sıktım ve buraya cırtını sabitledim. Şu an bu şekilde duruyor. Hem şuraya sana kadroya. Yalnız şuradaki dediğim gibi V fren olanlar için şu telin dibinde duruyor. Yani buraya yaslanıyor gibi oluyor. Tabii ki mekanik veya hidrolik disk fren olanlar için de bu problem yaratmaz. Bu problem yaratmıyor ama ben yol denedim. Hani frenlemede falan bir sıkıntı görmedim. Bir sıkıntı çekmedim. Yine de bunu dip olarak düşeyim. Sonra şöyle bir şey yapıyoruz. Şunları göstermem lazım. Şimdi şurada iki tane böyle klips var. Klips ağzı. Burada iki tane bu klipse girecek yerler var. Bu işte birinci noktada şey. Bunun çok dolu zaman böyle sağa sola sallanmasını engelliyor şunlar. Bir de bunlar var tabii ki. Ve şunu da atlamayalım. Bütün bu tokalar diyeyim. Hepsi ayarlanabiliyor boyut olarak. Uzayıp kısaltabiliyorsunuz belli bir miktara kadar. Bu da işinizi kolaylaştırıyor. Şuradan şu alttan geçiriyorum. Onu geçirdim bir tanesi altından. Buradan çıkarttım. Diğer taraf için aynı şey yapacağım. Şu bir tanesini çaprazdan alıyorum. Bunu sıktığınız için bu sıkılıyor. Zaten bu bir de piştiği zaman işte malzeme koyduğunuz zaman daha sık hale geliyor. Aynı şeyi yine şöyle göstereyim. Şu serinin altındaki demirden geçirdim. Sıra çıkarttım. Buradan yine çaprazdan alıyorum. Buna bağlamaya çalışıyorum. Arkadaşlar az önce bahsettiğim noktayı düzeltiyorum. Yanlış yapmışım. Böylece ben de öğrenmiş oldum. İtiraf edelim. Şimdi az önce bu sel altındaki demir parçasından bunu geçirmiştik bunları biliyorsunuz. Direkt bunlara çapraz bağlamıştık ama bunlar değil yanlış. Bunlar
Şuraya bağlanan parçalar. Bunlar bu sel altında direkt tutacak şeyler. Dedim ya arkadaşlar, bu benim bildiğim. Eğer daha iyi bildiğiniz varsa, ya şurası abi yanlış yapıyorsun, bence şurası daha mantıklı derseniz olur. Bununla birleştirin bakın. Şu an sağlam duruyor. Bu tarafa. Burada bir şey tutacak adam yok. Onu da tutuyoruz bu arada düşmesin diye. Yine bir taraftan aldım. Şu sel altından çıkan klipsi takıyorum. Umarım görüyorsunuzdur. Şu an ben bildiğim kadarıyla bunu böyle yaptım. Nasıl görünüyor karşıdan? Bence tam olarak oldu. İçinde şu an yaklaşık 7 tane falan yüz havlusu var. Açıkça itiraf ediyorum. Yani dolu görünsün diye, biraz da şişsin diye onları koymuş olduk ama test ettik. Şimdi şöyle göstermeye çalışacağım. Şöyle düzelteyim elimle. Tutayım bir yandan da. Bakın arkadaşlar, çok fazla sallantı yok. Yani bu maksimum geldi bu kadar, sağa veya sola. Yani gayet düzgün duruyor. Hatta bu klipse daha çok sıksaydım biraz daha. Tam sıkmamışım. Daha da sıkı durabilir. Şu an zorlanmayacağım. Bu şekilde göstermeye çalıştım. Acemi bilgime dayanarak bu şekilde gösterebilirim size. Evet arkadaşlar. Çantamızın takılmış hali böyle görünüyor. Şimdi buraya tabii ki direkt gelmedim, sürerek geldim. Yaklaşık bir 3-4 km sonra buraya geldim. Bu süre içerisinde bu çok fazla önem yapmadı. Gayet sağlam durdu. Boyutlarından bahsedelim. En alttan en yukarıya kadar boy olarak 64 cm geliyor. Şu en yaklaşık olarak tam açtığınızda 32 cm. Böyle sıkıcıyla kapattığınız zaman o şekilde daralttığınızda da yaklaşık 22-23 cm geliyor. Şu en alttaki yerden bahsedeyim. Şurası yani en ince yeri. Şu kısım. Tam en dipteyken 12 santim, burası 8 santim gelmişti. Yani boyutlar aşağı yukarı bu şekilde. Bahsettiğimiz gibi dikişler çok sağlam görünüyor. Bunu tam böyle sıkabiliyorsunuz ve sıktığınız zaman da bu gerçekten buraya oturmuş oluyor. Şunu da atlamayalım. Bunu sökmedim size gösterene kadar. Böyle bir etiketle beraber geliyor. Anadolu'da el yapımı diyor burada. Şunu da atlamayalım. Diğer tarafında P2R denilen logo koymuşlar. Yani Pack to Ride anlamına geliyor. Çok hoş bir logo. Çok güzel gözüküyor. Ayrıca şunu atlamayalım. Şu şeritler geceliğin parlıyor. Bu tarafında da var. Ve şu arka tarafta da var. Bakın şurada. Yalnız yapan arkadaşlara şuradan bir selamımız olsun. Şu arka tarafa belki ışık koymak için bir yer yapılabilirdi. Yani belki yeni versiyonlar bunu düşünürler. Çünkü gece sürüşü yaptığınız zaman bunun arkasında ışık koyacak bir yer yok. Yani bu kısmında bir yer olsaydı şöyle bir, çünkü burası sert bir materyalden yapılmış. Gayet sağlam duruyor, çok güzel. Buraya bir platform yapılsa, küçük platform plastikten. Buraya bir ışık takılabilse gecenin arkadan gelenler kırmızı ışığı görebilirler. Yani bu şekilde nasıl yaparsınız gece sürüşünde? Kaskınızın arkasına kırmızı ışık takarak bu işi halledebilirsiniz. Yani şuraya monte etmek pek mümkün değil. Burada bir yer yok. Belki şuraya bir şey atabilirsiniz. Şu boşluğa. Şurada görmüş olduğunuz. Buradan bir şekilde şöyle gösterirseniz arkaya doğru. Kendinizi çözüm bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Ama genel anlamda duruşu, ondan sonra yolda sallanış falan minimum seviyede. Çok başarılı söyleyebilirim. Tabii ki daha tura çıkmadık. Büyük tura çıktığımız zaman yine video altına onu yorumunu yaparız. Yani bu şekilde duruyor. Şöyle bir genel bir bakışına bakalım. Gördüğünüz üzere çok da büyük durmuyor. Çok da küçük değil. Yani şöyle söyleyelim. 18 litre olduğunu söylemiştik en büyük boyda. İsterseniz 12 litre kadar küçülebiliyor. Yani küçük sürüşlerinizde daha böyle günübirlik turlarınızda 12 litre düşüp bunu kullanabiliyorsunuz. Gayet başarılı. Evet arkadaşlar. Bugün size söz verdiğim gibi Pack to Ride markasının Innova modeli olan SL6 çantasını incelemeye çalıştım elimden geldiği kadarıyla. Yani günübirlik turlarınızda böyle daha kolay, daha pratik bikepacking ihtiyaçlarınızda çok sağlam, çok güzel duran bir çanta benim gördüğüm kadarıyla. Baştan belirttiğim gibi ben daha önce hiç bikepacking için bir SL6 çantası kullanmamıştım bu boyutlarda. Henüz bir tane çantam da yok. Onu da belki temin edeceğiz. Şimdiye kadar sadece gördüğünüz gibi üst burnun altında iki tane çantam var. Bunlar bana yetiyordu ama daha zor için bu çok faydalı olacak diye düşünüyorum. Umarım faydalı olmuştur. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için, zaman ayırdığınız için. Bizden şimdi bu kadar. Abone değilseniz abone olun, bize destek olun. Bisiklet Şeref kanalına şimdilik bu kadar. Tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.